Murat Bardakçı. Araba Saltanatı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak devlete ait makam otomobillerinde tasarrufa gidilmesi talimatı verdi. Bütün devlet kurumlarından bakanlıklardan, bunlara bağlı kuruluşlardan, kitlerden ve belediyelerden kullandıkları yahut kiraladıkları araçların listesi istendi. Lüks marka araçların yerini nispeten ucuz ve daha ekonomik modellerin alması kararlaştırıldı. Makam araçlarının modellerinin yanı sıra şimdi adetleri de azaltılacak ve yeni uygulamaya kısa bir müddet sonra araçların kira sözleşmelerinin bitiminin ardından başlanacak. Devlet büyüklerine tahsis edilen arabalar meselesi bizim hayli eski, hatta neredeyse iki asırlık derdimizdir. Tasarruf etmeye karar verildiğinde ilk akla gelen arabalar olmuş, otomobilin icadından önceki devirlerde kullanılan atlı arabalar için aynı tedbirlerin uygulanmasına çalışılmış, hatta arabaların yanı sıra en az 10 kürekçinin çektiği saltanat kayıklarının bile kullanılmamasına karar verilmiş ama pek bir netice elde edilmemiştir köstebek kılıklı herif Katır. Cevdet Paşa Sultan Abdülmecit zamanında düşünülen benzer bir tasarruf tedbirini tatlı tatlı hikaye eder. Devletin özellikle de sarayın gittikçe artan masraflarından illallah diyen Sultan Abdülmecit 1858'in 27 Ağustos'unda bütün damatlarını ve kızlarının para işlerine bakan Kethüdalarını zamanın hükümet merkezi olan Baba Ali'ye toplar. Etrafa bu kadar borç yapılmasının hesabını sorar. Herkesten başka bir cevap gelince de çileden çıkıp huzurunda el pençe bekleyenlere köstebek kılıklı herif, katır, namussuz, hain kerata diye bağırır ve akıllarınızı başınıza toplayın, artık aşırıp taşırdınız, vallahi hepinizi dövdürürüm der. Sonra saray kadınlarına birkaç atın çektiği arabalarla dolaşmamalarını, büyük kayıkların kullanılmamasına emreder. Saraya mal getiren tüccarlardan alışveriş edilmesini de yasaklar ve bir tasarruf fermanı çıkartır. Damatlarla ketüdalar işlerinden kovulacak, borçlanarak alınan mallar iade edilecek, kayıklar kayıkhaneye çekilecek, arabalar da birbirlerine zincirlenecek ve kullanılmayacaklardır. Ama bütün bu yasaklar sadece birkaç gün sürer ve huzursuzluğun artması üzerine Abdülmecit tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını takibi bırakır ve her şey eski haline döner. Cevdet Paşa'nın hikaye ettiği neticesiz kalan tasarruf tedbirleri daha önceleri de hayata geçirilmişti. Mesela meşhur Kemal Derviş'in büyük 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 dedelerinden olan ve 1. Abdülhamid'in 1782'de sadrazamlığa getirdiği Halil Hamid Paşa da vazifesine tasarruf tedbirleri almakla başlamıştı. İsrafı önlemeye çalışmış, tamamen bozulmuş olan sistemi düzeltebilmek için askeri ve teknik alanlarda uzun dönemli yatırımlar planlamış, başta pahalı kumaşlar olmak üzere lüks mal ithalini yasaklamış ve araba sayısını azaltmıştı. Ama almaya çalıştığı tedbirleri devam ettiremedi zira sadece iki sene sadrazamlık ettikten sonra kellesinden oldu. Makama yakışmıyormuş. Araba bizde eskiden beri bir statü ölçüsüdür. Devlet büyüklerinin güvenliklerinin gereği pahalı ve her türlü konforla emniyet tedbirine sahip otomobillere binmelerine karşı çıkmaya kimsenin hakkı yoktur ama daha alt seviyedeki görevlinin lüks otomobil sevdaları eski derttir ve bitmeyen bir masraf kapısıdır. Lüks otomobile öyle düşkünlüğü bulunmayan, hatta hakkı olduğu arabayı almayıp daha düşük model otomobil kullanan yüksek bürokrat bir dostum anlattı. Yeni model otomobil merakının devlette hangi seviyeye geldiğini tahmin edemezsin. Makam sahibi lüks arabaya meraklı olmasa ve eski modellerden birini kullanmaya devam ettiği takdirde bile etrafını saranlar hemen bu araba bu makama yakışmıyor beyefendi. Mevkiinize uygun yeni modelini talep etmeniz lazım demeye başlıyorlar. Bürokratlardan bazıları bunları aldırmıyor. Bana kafi geliyor, masrafa ne gerek var diyor ama bir kısmı maalesef böyle değil. Hemen bir üst modeli sipariş ediyorlar. Ama daha fenası otomobil işinin personel arasında bile yarış haline gelmiş olması. Benim patronun arabası seninkinin iki model yenisi diye hava atan kaç şoför gördüm. Etrafını saranların söylediklerini ciddiye alıp makam otomobilinin üst modelini sipariş eden bürokratın pederi muhteremi hayatı boyunca sanki saltanat arabasından yahut saltanat kayığından başka hiçbir şey kullanmamış olacak. Bu israfa son vermenin çaresi öyle tasarruf tedbirleri, sınırlamalar yahut yasaklamalar falan değil. Şerefül mekan, bil mekin yani bir yerin şerefi orada bulunan kişiden gelir sözünün benimsenmesidir. Murat Bardakçı HaberTürk